Dokuzuncu mektup. Manevi yol ve manevi rehber. Cenab-ı Hakk'ın emrine itaat, yasaklarından sakınmak, her mümin için mümkünattan olduğu halde bir tarikata intisaptan gaye ve maksadın neden ibaret olduğunu sormuştunuz. Cevap olarak derim ki, Kutb-i Rabbani ve Gavs-i Semadani Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi birçok şeriat ve tarikat ulusunun eserlerinde şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır hükmü hadis-i şerif olarak ifade ve beyan buyurulmuş ve bunun manasının doğruluğu pek çok ayeti kerime ile sabit olmuştur. Bu cümleden olarak Hak Celle ve Ala Hazretleri, ey Ademoğlu, size akli ve nakli delillerde şeytanın emirlerine itaat suretiyle ona ibadet etmeyiniz diye emretmedi mi? Demek ki şeytan savunma gücünden aciz bulunan bir mümine karşı amillik sıfatı takınarak ve bozuk fikirleri onun gönlüne düşürerek Mevla'ya itaatten alıkoymak hususlarını kendisi için önemli vazife edinmiş ve tesirini de müşahede etmiştir. Binaenaleyh sadıklarla beraber olun şeklindeki ilahi emre uyarak manevi bir yola girmek ve o tarikatta mevcut olan ümmetin büyüklerinin ruhani yardımlarıyla kuvvet kazanmak gerekir. Zira kim bir kavmin arasına girerse o kavimden olur buyurulmuştur. Şüphesiz bir insan sufiler cemaatine muhabbetle iltihak eder, zikir ve fikirlerine katılırsa onlardan sayılacağı gibi mahşerde himayeleri altında bulunacaktır. Nitekim Peygamber aleyhisselam kişi sevdiği kimselerle haşrolunur buyurmuştur. Bu fikrin daha fazla açıklanıp aydınlanması arzu olunursa Hannas, insan gönlüne vesvese verendir ayeti kerimesini gösterebiliriz. Cenab-ı Hak Kur'an'da Hannas'tan kendisine sığınmamızı emrediyor. Hannas şeytandır. Bu şeytan müminleri gözetmekte ve kalbin zikirle meşgul olduğunu anlayınca geri çekilip savuşmakta olduğu gibi zikirden gafil bulunanların gönlüne de bozucu vesveseler atmaktadır. İşte bunun için dünyada iken bir tarikata intisap etmek ve mürşidin öğretip telkin edeceği zikir ile kalbini ihya etmek her mümin için önemli ve lüzumludur. Şunu da ilave edelim ki melun şeytanın şeyhe bağlı tarikat mensuplarına karşı zafer kazanamayacağı yukarıdaki geniş açıklamalardan anlaşılıyorsa da görülen ve duyulanlarla bu fikri ispat etmek kabil olamıyor. Zira tarikat mensupları arasında ilahi kanun manasına gelen şeriatın ahkamına riayet ve bilhassa imanın alameti demek olan namazın edasına hakkıyla dikkat göstermeyen kimselerde mevcut olduğu şüphesizdir. Buna cevap olarak diyebiliriz ki hadis-i şerifte olan şeyhten maksat bu ismi taşıyan bir şahıs olmayıp belki Allah'ı sıfatlarıyla tanıyan bir kimse olmakla beraber kalpten bir niyet ile ibadet ve taatlara müdavim, günahlardan kendini koruyan, nefsin istekleriyle zevklere düşkünlükten yüz çeviren, şeriat ve tarikata hizmet eden bir zattır. Bu böyle olduğu gibi şeyhe mensup olanlara da mürşidin şeriat ve tarikat dairesinde bulunan emirlerine itaat etmesi vazifeleridir. Netice olarak hadis-i şerifin mana ve mefhumundan gerçekten istifade edebilmek bu saydığımız şartların bulunmasına bağlıdır. Fakir bu görüşü ispat için misal olarak diyebilirim ki bir hastanın hastalığından kurtulması elbette ki hazık bir doktorun vermiş olduğu ilaçların güzelce kullanılmasına bağlıdır. Doktor hazık yani işinin ehli ve mütehassıs olmaz yahut hasta da aldığı ilacı güzelce kullanmazsa beklenen şifa gerçekleşmez. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bütün tevhid ehli müminleri kıyamete kadar manevi doktordan ümitsiz eylemez. Daimi kalp hastalık ve rahatsızlıklarıyla ahiret sağlığımızı tehdit buyurmasın. Amin. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bil cümle muvahhidini ila ahiri zaman tabibi maneviden nevmit etmesin. Emraz-ı kalbiyelerinin bakasıyla afiyet-i uhriveyelerini tehdit buyurmasın. Amin.